Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin Yayınları'nın hazırladığı THT Geometri Soru Kitabı'nda yamuk konusundaki ikinci testin çözümünü yapacağız. Öğreniyorum testi. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. ABCD yamuk ve DC ile şu birbirine paralel olarak verilmiş. Hemen paralelliği gösterelim. E arkadaşlar yamukta açı ortaylar nasıl kesiyordu? Dik ve orta taban üzerinde kesiyordu. Zaten bizden şu ikisinin toplamı isteniyor. Yani A ile C'nin toplamı isteniyor. Açı ortaylar dik ve orta taban üzerinde kesişiyor. Bu önemli. Hocam ortaban ya şunlar eşit. A 90'dan çizilen kenar ortay o da muhteşem işte. Yani burası 12 burası 12 burası da 12 oldu mu? Oldu. Şu bizim ortaban çizgisi dolayısıyla toplamlarının yarısını eşittir. A artı C bölü 2 eşittir 12 eşitse A artı C'yi de kaç buluruz? 24 buluruz. Zaten bizden de A artı C isteniliyor. Dolayısıyla birinci sorunun cevabı C -han oldu. Geldik 2'ye. Dik yamuk var hemen ne yapıyoruz? Hocam şöyle dik dörtgen oluşturup dik üçgen elde ediyoruz. Hemen oluşturduk dik üçgenimizi. Yukarısı 4 ise burası da 4. 12 ise burası da 12. E hocam ben buraya A dersem bak şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşit. Yani burası da A artı 4. E dolayısıyla burada bir Pisagor bağıntısı var. Normalde A artı 4'ün karesi eşittir. A'nın karesi artı 4'ün karesinden yapacağız. Sonuca ulaşacağız ama işlem işlem işlem. A'yı buradan buluruz. 12 varsa ya 5, 12, 13 olmadı ya 9, 12, 15 o da olmadı ya da 12, 16, 20 o oluyor galiba arkadaşlar. A yerine 16 yazarsam 12, 16, 20 sağlandı. A 16 oldu. Ali Bey uzunluğu kaçtır diye soruluyor. 16 4 daha kaç yaptı Ali Bey uzunluğu da? 20'ye eşit oldu. Dolayısıyla A, ikinci sorunun cevabı böylelikle Balıkesir oldu. Geldik üçüncü soruya. ABC'de yamuğun alanı nedir diye soruluyor. İkiz kenar dik üçgen bu. 45 45 45 45 Bu da bir dik yamukmuş 90 sa. Burası da 90 olacak. E burası da 45. Burası da 45 oldu mu? Oldu. 8 kökki ise kökkiye bölünmüş hali. 8 8 yapar burası. E 45 45 90 üçgen olduğundan dolayı 8'e 8'i kök böldüğümüz zaman buraları da kaç yapar? 4 kök 2. 4 kök 2 yapar. Bizden yamuğun alanı isteniyor. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 de diyebilirsiniz. 2 tane üçgenin alanı da diyebilirsiniz. Size kalmış. Neyse alt taban artı üst taban madem yamuktayız öyle yapalım. 8 kök 2 artı 4 kök çarpı yükseklik bölü 2 bize alanı verecektir. Burası 12 kök 2 çarpı 4 kök 2 bölü 2. Şunlar gitti. 12 çarpı 4'ten cevap da kaç çıktı? 48 çıktı. Üçüncü soru böylelikle denizli oldu. Geldik 4'e. Evet ABCD yamuğunun yüksekliği 12 birim olduğuna göre ABCD yamuğunun yüksekliği verilmiş. ABFE yamuğunun yüksekliği isteniliyor bizden arkadaşlar. Şimdi buluruz. Ya burada bir benzerlik, benzerlik bir şeyler yapmamız lazım. Şuradan bir paralel kenar oluşturduğum zaman e o zaman burası üçgen, burası da 3, burası da 3. Buraya ne kaldı? 3 kaldı. Buraya kaç kaldı? 2 kaldı. Benzerlik 2/3 oranı mı var burada? Evet. Yani 2/3 oran olacak. Yani Burası 2K iken bunun tamamı 3K olacak. E, o zaman burası K oldu. Bize şimdi buradaki yükseklik verilmiş arkadaşlar. Şöyle yükseklik verilmiş. Bu yükseklik ne verilmiş? 12 birim olarak verilmiş. E Burada 2'ye bir oran var ya. Burada da 2'ye bir oran olmak zorunda değil mi? Evet. 2H burası da H. Yani toplamda 3H'ı 12 vermiş. H da böylelikle kaç çıkar? 4 çıkar. Zaten benden şuradaki yamuğun yüksekliği isteniyor. Yani H isteniyor. Dolayısıyla cevabımız böylelikle 4. Yani denizli çıktı. Geldik 5. soruya. Şimdi burada ne yapacağız arkadaşlar? E dik yamuk dik yamukta ne yapıyorsak onu hop şuradan bir dikdörtgen oluşturacak olursak. Hocam şurası 90 90 4 ise yukarısı burası 4. Buraya ne kaldı? 6 kaldı. E hocam x ise burası da dikdörtgenden dolayı x. A dikten dik çizildi. Ne var burada? Öklit e, x'in karesi bu çarpı tamamı x kare eşittir 4 çarpı 6. 24'ten x buradan kök 24 çıkar. Yani bu da nedir? 2 kök 6'ya eşittir. Cevabımız böylelikle 5. soruda akçay oldu. Geldik 6'ya. 6. soruda ABCD bir yamuk BC'ye bir üçgen ee, yamukta karşılıklı kenarları paralel olan dörtgenlerde ne yapıyoruz arkadaşlar? Genelde hemen Z'ye dikkat edin. Hop Z'den dolayı hop burası nokta açısı oldu. Yani şurada bir ikiz kenarlık sağlandı. Sonra başka bir şey verilmiş mi? Şununla da şunu paralel vermiş. Onu da kullanmalıyız. Hocam şunlar da birbirine paralel. Yani şuradaki şekil bir paralel kenar. DC'yi 5 vermiş paralel kenardan dolayı o zaman burası 5. CB üçgenin çevresini vermiş. Bizden ABCD yamuğun çevresi isteniyor. X, X, Y. Arkadaşım 2X artı Y'yi kaç vermiş bize? 18 olarak vermiş. E bizden ABCD yamuğun çevresi isteniyor. Burası yken burası da y değil mi? Yamuğun çevresine bakalım. Yamuğun çevresinde hocam 2 tane x 2 tane x bir tane y 2 tane de 5 var. 2 tane x bir tane y 2 tane de 5 var. Bunların toplamı isteniyor bizden çevre olarak. E 2x artı 2y zaten 18 değil miydi? Evet. 18 ile 5 ve 5'i topladığımız zaman toplam 18 ile 10'un toplamı yani o da kaç yapar? 28 yapar. Yani 6. soru böylelikle Ceyhan oldu. Geldik 7'ye. Şimdi özel bir açı var ya da dik yamuk. Hemen dik yamukta şöyle dikdörtgen oluşturuyoruz değil mi? Gençler hemen oluşturduk. 30, 60, 90 üçgen. 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı 6. Burası da 6 kök 3 yapar. Sonra 2 kök 3 4, yukarısı aşağısı da 2 kök 3 oldu. 6 ise burası da 6 oldu. ABCD yamuğun alanı nedir diye soruluyor. İster dikdörtgenle üçgenin alanı ayrı ayrı topla. istersen alt taban artı üst taban toplam 8 kökü artı 2 kök 3 10 kök 3 yapar. Çarp yükseklik yani 6 bölü 2 bize direkt cevap verir. O da kaç yapıyor? 30 kök 3 yapıyor. Cevabımız böylelikle balık kesir oldu 7. soruda. Geldik 8'e. Köşegenleri dik kesen ve orta taban uzunluğu 7 birim olan ikizkenar yamuğun alanı hemen arkadaşlar. Bir ikiz kenar yamuk çizelim ve köşegenleri dik kessin ikiz kenar yamuğunda. Şöyle bir ikiz kenar yamuk var. Köşegenler dik kesiyor. Şuradaki açı 90 derece. Hocam bu ikiz kenar yamuksa eğer köşegenleri dik kesiyor ve orta taban uzunluğunda 7 vermiş. Yamuğun alanı nedir diye soruluyor. Vallahi olsa olsa 49'dur değil mi arkadaşlar? Evet orta taban uzunluğu yani bize orta taban uzunluğu çizmeyeceğim. A ve C A artı C bölü 2 kaç verilmiş? 7 verilmiş. A artı C'yi kaç bulduk arkadaşlar? Biz böylelikle 14 bulduk. Peki biz burada ne yapacağız arkadaşlar? Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 alana eşit değil mi? Evet köşegenler dik kestiğini söylemiş zaten bize. Köşegenler dik kesmişse hocam burası direktman ee, şunlar birbirine eşit değil mi? Evet. Şunlar birbirine eşit değil mi? Aynen. X kenar yamukta köşegenler birbirine eşit O zaman burası C ise burası C bölü kök 2, C bölü kök 2'dir. Çünkü niye? Burası 90 derece olduğundan. A ise burası A bölü kök 2, Burası da A bölü kök eşittir. E arkadaşlar A artı C'ye 14 vermiş. Köşegenler de belli mi? Belli. Bir köşegenle A artı C bölü kök 2. A artı C bölü kök 2. Bir köşegen. Diğer köşegen de aynı şekilde A artı C bölü kök 2. E Köşegenler çarpımının yarısı bize alanı vermiyor mu? Evet alanımız bu yapacaktır. Yukarısı a artı c'nin karesi bölü a artı c bölü 2 kök 2 ile a artı c bölü kök 2'ye çarptığımız zaman a artı c'nin karesi bölü 2 yaptı. Bir de bölü 2 var. Yani a artı c'nin karesi bölü 4. Yani a artı c'nin karesi 14'ün karesi bölü 4 yapacak. O zaman bu 196 bölü 4 yapar. 196'yı da 4'e bölsen 2'ye bölsen 98 bir daha 2'ye bölsen 49. O da kaç yapıyormuş? 49 yapıyormuş. Yani Cevabımız böylelikle ne oldu arkadaşlar? E derivatı oldu. Bununla ilgili bir formül var galiba arkadaşlar da. Gerek var mı? Yok İşte görüyorsunuz bildiğiniz özellikler kendiliğinden çıkıyor zaten. 8. soru E derivatı oldu geldik 9. soruya. Kenarlar işin içine girmiş yamuğun alanı isteniliyor. Arkadaşlar ben burada paralel kenar oluşturabilirim. Oluşturayım yapacak bir şey yok çünkü. 3 ise 3 6 ise 6. Buraya ne kaldı? 5. Aa 3 4 5 üçgeni. gene. Hop burası 90 derece oldu mu? Oldu. Şimdi bizden yamuğun alanı isteniyor. Hocam yükseklik çizip alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2'den gidebiliriz. Aslında ama ve lakin arkadaşım şuradaki üçgenin alanı belli mi? Belli. Nedir burası? 3 çarpı 4 bölü 2'den 12'yi bölü 2'den 6'ya eşittir. Hocam buradaki kalan 6. E sonra ne yapacağız? Bak şimdi dikkat. Burada alan dağıtımı yapabiliriz. 5'te kalan 6 ise hop alan dağıt. Altta kalan kaçtır? Ya da 5'te kalana 5A dersek altta kalan 6A'dır paralel kenar ya burası da 6A'dır. E sen burada 5A'nın 6 olduğunu biliyorsun. A'yı burada böylelikle kaç bulursun? 6 bölü 5 bulursun. Bizden ne isteniyor? 12, 17A isteniyor. 17A da 17 çarpı 6 bölü 5'ten 6 kere 7, 42. 102 mi yapıyor burası? Evet 102 bölü 5 yapar cevabımız böylelikle. 9. soru Edremit oldu. Geldik 10. soruya. ABC'de taban uzunlukları 12 birim ve 20 birim olan bir yamuk. Evet taban uzunlukları arkadaşlar 12 ve 20 birimmiş. Şöyle hemen çizdik şeklimizi. Evet arkadaşlar 12 ve 20. 20 burası 12 yukarısı. Evet A, B, C ve D'yi şöyle yazalım. Sonra bir yamuk. A, E, C, D ise köşeleri A, E, E, C, D. Köşeleri bu yamuk üzerinde ve alanı 96 birim kare olan bir paralel kenardır. Heee. A, E, C, D. Bir paralel kenarmış. O zaman bizim C noktası tam olarak burada olmak zorunda. Çünkü E noktası burada olsun ki arkadaşım A, E, d şöyle bir paralel kenar oluştursun. E tamam. Şurası E noktası. E burası E noktası iken bu bir paralel kenarsa şu paralel kenarı şöyle göstereyim. Çözümü gösterirken daha net bir şekilde olsun diye arkadaşlar elimden geleni yapıyorum. Arkadaşım 12 iken burası da 12. Buraya kaç kaldı o zaman? 8 kaldı. Sonra... Şimdi köşeleri bu yamuk üzerinde falan, 96 evet bunun da alanı neymiş 96 ymiş. tamam. Şimdi gençler burada ne yapacağız? E alan dağıtacağız. E, alan dağıtırken şey yapabiliriz işte tab tabana ait yüksekten gidebilirsiniz ya da direkt şu köşe genç çizsek bu alan 96 ise burada kalan 48 burada kalan da 48'dir. Çünkü iki eş parça ayrılıyor alan. E hocam 12 alanda 12 tabanda 48 alan varsa bak alan dağıtma. 12 tabanda 48 varsa 4 katı 4 katı. E o zaman burası da kaç yapar? 32 yapar. Bizden de BC üçgenin alanı isteniyor. Direkt alan dağıtmadan yani üçgen bilgisiyle cevabı da çok rahat bir şekilde bulmuş olduk. Yani 10. sorunun cevabı böylelikle Cihan oldu. Geldik 11'e. Şimdi bize neler verilmiş? Burası 2 birim, 2 birim, 2 birim olarak verilmiş. Şimdi arkadaşlar. Valla 2, 2, 2 ise şunlar da birbirine eşit bilir, eşittir. Ben burada ilk etapta şunu şöyle dik yamuk şöyle dik üçgen oluşturacak olursam. Hocam 90 derece. Hocam 90 derece paralellerden dolayı 4 ise 4, 4, 4, 8 mi burası? Evet tamamı 8. Şu yamuğun alanı isteniyor. Alt taban artı üst taban çarp yükseklik bölü 2'den bulacağım. Arkadaşım öncelikle burası 4 birim yazdık. Boyalı bölgenin alanını da buluruz. Burası da 2. Şimdi şöyle yapabiliriz. Şurayı ben bulabilirim. 2 bölü 3 oran var. 2 bölü 3 eşittir. A bölü 4'ten. A bölü 4'ten dolayı 4 kere 2 8 bölü 3 mi çıktı? Evet 8 bölü 3 çıktı. A'yı 8 bölü 3 bulduk. Arkadaşım şuradaki üçgende de bir orta taban var mı? Var. Şunlar eşit ya. Bunlar da birbirine paralel. 8 bölü 3 ise burası da 4 bölü 3 mü? Evet. E o zaman bizden pembe boyalı bölgenin alanı isteniyor. Şu dikdörtgen artı bu yamuk diyebiliriz. Dikdörtgenin alanı 8 değil midir burası? Evet. 8 artı alt taban artı üst taban. Yani 12 bölü 3 çarpı yükseklik. Böl 2 alana eşit olacak. Bak Alt taban artı üst taban 8 bölü 3 artı 4 bölü 3 yani 12 bölü 3 yaptı. 12 bölü 3 çarp yükseklik bölü 2. Bölü 2'ler gitti. 12 bölü 3 de 4 yaptı. E 8 de öncesinde vardı. 8 artı 4'ten cevabı böylelikle kaç buluruz? 12 olarak buluruz. Yani 11. sorunun cevabı böylelikle balık esir çıktı. Geldik 12. soruya. Oranlamalar var. Alan dağıtma büyük ihtimalle. Bakalım. Şimdi AE uzunluğu 3K iken DE uzunluğu 2K verilmiş. 3k, burası da 2k olarak verilmiş. Hmm. Arkadaşlar alan dağıtacağız. B doğru parçası bu alanı eşit iki bölgeye ayırmış. Bak şimdi. Dikkat, alan dağıtalım. 3k'da kalan 3a ise 2k'da kalan 2a diyebiliriz. Hop, şöyle çizecek olursam, 3k'da kalan 3a iken 2k'da kalan 2a'dır. E eşit eşit iki alana ayrılmıştı. Burası 3a iken burası da 3a olacak. Yani buraya ne kaldı o zaman arkadaşım? A alanı kaldı. Burası A alanı x kaçtır diye soruluyor bize. Bitti gitti. Arkadaşlar şimdi şuradaki alana bak. Şu alan a. Bu alan kaç a? Bu alan 5 a. Hocam a'daki taban 1 ise ters düz üçgenlerde de alanlar tabanlarla doğru orantılıdır. Yani tabanlar oranı 1 bölü x alanlar oranında a bölü 5 a deyip o şekilde de yapabiliriz. Ya da a alanında bir tabanı varsa 5 a, alan, 5 a tabanında da doğru orantı olduğundan 5 tabanı vardır diyebiliriz. Ya da 1 bölü x tabanlar oranı alanlar oranına eşitleyip işler dışlar yapınca da x'i direkt yine 5 bulabiliriz. Dolayısıyla 12. sorunun cevabı böylelikle Ceyhan çıktı ve böylelikle ikinci testi bitirdik. O zaman diyoruz? Bir sonraki videoda 3. testin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.